kimse yanlış anlamasın ama gördüğüm insanların %90'ı Afrika kökenli insanlar. Nereye baktın der gibi böyle bakıyorlar bana. Alman göremedim ya peki. Tehlikeli gibi gelmeye başladı artık bana Almanya, bilmiyorum. Arkamda bir polis arabası var. Hemen şurada da arkada esrar içen Afrikalılar var. 100 euroya bile kebap var. Varum varum diyordu böyle. Neden siz buradasınız Türkler falan mı diyordu. Vietnam'dan ayrılıyorum. Şimdi uçağa doğru gidiyorum. Yalnız check-in bagajı vermemenin rahatlığını sizlere de tavsiye ederim. Biliyorsunuz ben bagajımdan kurtulmuştum. Sırt çantamdan. Şimdi küçük iki tane sırt çantasıyla seyahat ediyorum. Ve hiç para ödemiyorum artık. Bagaj parası hiç ödemiyorum. Harika bir rahatlık bu. Bagaj bekleme derdi de yok. Çok rahatım. Tavsiye ederim. Küçük bir çantayla seyahat etmek her zaman çok güzel, ağırlık yapmadan. Şu anda Çin'deyim. Çin'in Şangay şehrine iniş yaptığı uçak. Burada 17,5 saat bekleyeceğim. Birazcık uyudum uçakta ama birazcık da burada koltuklarda uyuyorum. Geldiğim uçak bu. China Eastern. Az önce pasaport kontrolünü geçtim. Şangay Havalimanı'nın şu anda dış hatlar terminalinde transfer bölümündeyim. Daha önce de gelmiştim buraya ve burada çok uzun bir prosedür var. Eğer bir gün gelirseniz Çin'e, buradan bir transfer yapmak zorunda kalırsanız size uzun bir form doldurtuyorlar. Pasaport kontrolünden geçiyorsunuz ve güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz, X-ray'den geçiyorsunuz. Çok sıkı bir arama var ve sürekli işte kameralara bakıyorsunuz, fotoğraflarınız çekiliyor. Böyle geniş güvenlikli bir yer. Ondan sonra transfer bölümüne geçiyorsunuz. Transfer bölümünde 24 saati geçirmemeniz gerekiyor. Eğer 24 saati geçirecekseniz, yani öyle bir uçuş satın aldıysanız mutlaka Çin vizesi almanız gerekiyor. Benim uçuşum 17,5 saat bekleme olduğu için ben 24 saatten az olduğundan burada kalma hakkım var. Şu anda transfer bölümünde kalabiliyorum. Transit bir vizeyle. O da işte pasaporta işlemeyen böyle bir barkod veriyorlar. O barkodla bu bölüme geçebiliyorsunuz. Burada uçağınızı bekliyorsunuz. Biliyorsunuz Çin birazcık güvenliğe çok önem veren bir ülke ve sizin kişisel bilgilerinize de sahip olmak isteyen bir ülke. O yüzden uzun bir form dolduruyorsunuz. Şimdi 17,5 saat buradayım. Havalimanında açık olan sadece iki yer var. Biri Starbucks, biri de burası. Buraya geldim, şimdi yemeğimi yiyorum. 17,5 saatlik beklemede tabii ki havalimanında mecburen yemek yiyorsun. Bu da mantar ve noodle çorbası. Uzun bekleyişin sonuna geldim. Artık kontuar açılmak üzere. Uçağı almaya başladılar. Asya'dan ayrılıyorum artık. Asya'daki son dakikalarım. Şimdi uçağa biniyorum. Avrupa kıtasına doğru gidiyorum. Uçağa birazdan bineceğim. Yeni bir kıta başlasın. Avrupa'dan artık size videolar yapacağım. Burası uçağın VIP kısmı. Burası da fakir yolcuların oturduğu bölüm. Benimkisi 67D arkalarda. Uçak bayağı büyükmüş yalnız ha. Çok da geniş duruyor. Koltuğumu buldum. Burası 67D. Gayet güzel bir uçak. Ben böyle ortanın koridorunda oturuyorum. Hemen yan tarafında. Gayet büyük. Kocaman bir uçağa biniyorum şu anda. Uzun zamandır böyle büyük uçaklarla seyahat etmemiştim.
Galiba bu Airbus tipi bir uçak. Sanırım çok güzel bir uçuş olacak. Çok kolay bir uçuş olacak. Çok rahat olacak. Çok geniş koltuklar, çok geniş koridorlar var. Ve yanında kimse oturmuyor. Şimdilik. Bakalım birisi gelecek mi, gelmeyecek mi göreceğiz. Ama arkalarda da çok boş yerler var. Tuvalet yakın. Yani 7-8 koltuk sonra falan tuvalet var. Uçak güzel yani. Battaniyemiz, yastığımız, her şeyimiz var. Televizyon da var. Bazı filmler var. İlk uçuşta izlemedim hiçbir filmi. Bu uzun uçuşta şimdi filmleri de izleyeceğim. Bu arada uçtuğum firmanın adı Eastern China. Yani Doğu Çin Hava Yolları. Gayet büyük bir firmadır. Çok bilinen ve çok fazla uçuşu olan bir firma. Onunla Frankfurt'a kadar 11,5 saat kesintisiz bir uçuş. Koltukta yata yata gidiyorum abi. Doğu Çin Hava Yolları'nda kullanılan yemeklerde servis edilen öğünler böyle oluyor. Tatlısı, salatası, yemeği, kolası, suyu hep birlikte. Uçuşun üzerinden 8 saat geçti. Şu anda uçağın tuvaletindeyim. Bir güncelleme yapayım diye. Şuraya kadar sürekli uyudum. Uyumaktan başka hiçbir şey yapmadım. Daha ilk kez bak kalkıyorum ve tuvalete geliyorum. Uçuş güzel geçiyor. Bayağı ayrıcalıklıyım. Uyuya uyuya geldim. Bazı yolcular da beni kıskanıyorlar. Yemek servisi yapılıyor şu anda. Kahvaltıyı servis ettiler. Kahvaltımız bu. Ben pek beğenmedim açıkçası. Sosis zaten istememiştim. Yemeği de beğenmedim. Kahvaltıyı da tamamen bitirebileceğimi sanmıyorum. Bu uçağın, bu havayolu şirketinin yemeklerini pek beğenmedim açıkçası. Ekmek dağıtıyorlar şu anda. Kadınlar herkese ekmek veriyor sırayla. Gördüğünüz gibi yolculuk bitmek üzere. Uçak Asya kıtasını tamamladı. Şu anda Avrupa kıtasına girdi. Rusya'da St. Petersburg şehri üzerindeyiz şu anda. 2 saat 17 dakika süremiz kaldı. Bu arada daha önce böyle kıtalar arası veya çok uzun gece uçuşları yapmayanlar için söyleyeyim. Pencereler uçakta böyle kapatılır. Herkes uyur ve penceresini açanı hostes uyarır. Ama tabii şu anda sabah saatleri olduğu için artık pencereleri açtılar. İsteyen açıyor, isteyen kapalı tutuyor penceresini. Ama gece vakti uçakta genelde hep zifiri karanlık bir durum söz konusu. Hep pencereler kapalı ve uçağın içi kapkaranlık olur. Size bir sorum var. Uçaklar neden bir yerden bir yere dümdüz gitmiyorlar da kuzey enlemlerine doğru kavisli bir gidiş yapıyordu? Niçin uçak buradan buraya böyle dümdüz gitmiyor da böyle yukarıdan kavisli gidiyor? Bunun cevabını coğrafyadan anlayan arkadaşlar verirse yorumlarda sevinirim. Ben cevabı biliyorum ama bakalım aranızda bilenler çıkacak mı? Onun için soruyorum. Sevgili Gezencan ailesi, artık Avrupa Birliği sınırlarına girmiş bulunmaktayız. Şu anda uçağımız Berlin civarında süzülmeye başladı. Almanya'ya geldik artık. Ve iniş yaptı uçak. Şu anda Frankfurt'tayız. Şey. Artık benim için Asya bitti. Şu anda Avrupa kıtasına ayak bastım. Burası VIP bölümü. Nasıl abi koltuklar? Almanya'ya geldik, Frankfurt. Hello. Şeşe. Şeşe. Bye bye. Evet, Almanya'ya geldik, Frankfurt. Yalnız hava çok soğuk, neden anlamadım ya. Temmuz'un sonunda geldim ve hava çok soğuk abi.
musun? Havaya bakar mısınız? Gerçi sabahın çok erken saatleri. Sabah daha saat 6 ve Frankfurt'ta hava böyle. Herkes tabii ki sıkı sıkı giyindi üstünü. Bizim geldiğimiz uçak bu. China Eastern. Nasıl ama devasa bir uçak. Evet arkadaşlar, az önce pasaport kontrolünü geçtim. Polisten ayrıldım. Bana birkaç tane soru sordu. Bilmeyenler için söyleyeyim, benim Amerikan pasaportum var. Bu sayede çifte vatandaşlığım sayesinde daha rahat geziyorum. Bana sorduğu sorular şunlar: ne zaman gideceksin dedi. Ben de 10 gün sonra İsviçre'ye gideceğimi söyledim. Orada ne kadar kalacaksın dedi. Halbuki bu saçma bir soru ama. Ben de dedim, toplam dedim 2 ay civarı gezerim dedim Avrupa'yı. Daha sonra dedim Balkanlara geçebilirim dedim. Geçerim dedim. Geçebilirim değil. Ondan sonra otobüs biletim olduğunu söyledim İsviçre'ye. Otobüse gideceğimi söyledim. Bu kadar yani, çok da bir şey demedi. Ondan sonra bastı hemen damgayı ve girdim. Sanırım artık 3 ay Almanya'da Avrupa Birliği'nde kalabilirim. Fakat dediğim gibi 10 gün sonra İsviçre'ye gidiyorum. Evet, Almanya'ya girdim. Havalimanından çıktım, şimdi hostelime doğru gidiyorum. Buradan küçük bir çağrıda bulunmak istiyorum. Avrupa'da yaşayan, beni takip eden, beni seven, beni izleyen insanlara lütfen Instagram'dan takip edin ve bana yazın. Deyin ki mesela ben şurada oturuyorum, ben geldiğimde sizinle gelip görüşebileyim. Yani Avrupa'da çok fazla insan tanımıyorum. Buralarda hiç yaşamadım, sadece gezmeye geldim. Eğer isterseniz görüşebiliriz, buluşabiliriz çünkü artık Avrupa'dayım. Frankfurt Havalimanı'ndan yürüye yürüye Frankfurt şehrine gitmek istedim. Ama beni kapıdaki adam durdurdu. Dedi, sen ne yapıyorsun dayı dedi. Ben de dedim yürüyerek şehre gideceğim dedi. Hangi şehir dedi. Ben dedim Frankfurt. Dedi, sen de dalga mı geçiyorsun benimle dedi. Yok dedim, geçmiyorum. Yürüyerek, ben her yere dedim yürüyerek giderim dedim. Yürü git dedi. Otobüse kadar yürü o zaman dedi. Şimdi otobüse doğru gidiyorum. Otobüse binip öyle gideceğim şehre. Otobüse bindim. Abi bırakmıyorsunuz ki yürüyeyim ya. Baksana. 5 euro 80 cent otobüs parası ödedim. Yani bir öğünlük yemek param şu anda sadece şehre ulaşmak için gitmiş oldu. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yeni geldik. Olur böyle şeyler. Aslında 5.80 Almanya için büyük bir para değil. Take me on a spree. I wanna get to know me. Every little inch. Gördüğünüz gibi Almanya'da trafik kurallarına uyuyarak gidiyorum. Kırmızıda duruyorum, yeşilde geçiyorum. Asya'dan sonra birazcık zor olacak alışmam ama özellikle de Vietnam'dan sonra çok zor olacak. Çünkü Vietnam'da abi yeşilmiş, kırmızıymış, hiçbir anlamı yok. Geçebilirsen. Almanya'da benzin fiyatlarını görüyoruz şimdi de. Süper 1.88 euroymuş. Dizelde 1.67 euro. Evet sevgili arkadaşlar, Frankfurt şehri göründü. Heyecanlandım şimdi. Şimdi buradan dümdüz yürüyüp hostelime gideceğim. Hostelim şurada solda bir yerlerde. Ama gitmeden de şöyle bir döner yiyeyim diyorum ya. Ne zamandır döner yemedim, özlemişim. Bak arabalar buradan gidiyor. Buradan bisikletler gidiyor, buradan da insanlar gidiyor. Bak herkes kendi yerinden gidiyor. Herkesin yeri çizgilerle ayrılmış. Acayip bir yer ya burası. Nasıl alışacağım bilmiyorum böyle medeniyete yani. Ben alışkın değilim. Ben noodle yiyip böyle istediğim yerde karşıdan karşıya geçiyordum Asya'da. Almanya'daki ilk homeless abimizi görüyoruz. Evsizler biliyorsunuz Avrupa'nın kaderi. İlkini görüyorum böylece. Dönerden vazgeçtim arkadaşlar. Ben burada bir fırın buldum. Türk fırını. Buraya gireceğim şimdi. Burada her şey var, gözleme mözleme. Şimdi bir şeyler yiyeceğim burada. Kıskandırmak gibi olmasın ama sabah kahvaltımda Türk çayı var, peynirli börek var ve kıymalı börek var.
Birazdan bunları gömeceğim. Harika. Kalacağım hostele geldim. Kalacağım hostelin adı A&O Hostel. Daha önce Münih'te de kalmıştım bu hostellerden birinde. Aklınızda olsun, bir gün Avrupa'ya gelirseniz kalacağınız en ucuz Almanya'daki hostel zinciri bu. A&O. Şimdi arkadan bir araç geçiyor. Arabada Killa Hakan çalıyor ya. Tüylerim diken diken oldu. Adama tam seslenecektim. Yürüdü gitti ya. Trafik açıldı. Evet, resepsiyonu böyle. Bayağı büyük bir yer. Bu hostelde ben 3 gün kalacağım. 3 günlük 50 euro ödemem gerekiyor buraya. Maalesef Avrupa'da hosteller çok pahalı. Bu arada burası Frankfurt'un en ucuz hosteli. Günlük sadece 17 euroya kalıyor. Evet, saat 3'e kadar resepsiyonu bekledim. Çünkü check-in saati 3'müş. B apartmanına geldim. B apartmanında kalacakmışım. Evet, burası. Burası benim 3 gün kalacağım hostel odası. Şurada birisi kalıyordu, şimdi dışarı çıktı. Burası benim yatağım. Yatağımı şimdi yaptım. Kendim yaptım yani, öyle dağınık durduğuna bakmayın. Bu arada bu A ve O hostellerinin bir garip tarafı var. Daha önceki videomu izlediyseniz, Münih videosunu, bir sene önce ben Münih'e gelmiştim ve bu tip bir hostelde kalmıştım. Orada da böyle iki tane yatak vardı yan yana. Fakat bu iki yatağı birbirini tanımayan iki insana veriyorlar abi. Mesela buraya bir kişiyi veriyorlar, şuraya bir kişiyi veriyorlar. Daha önce kaldığım hostelde de böyle olmuştu. Hiç tanımayan, birbirini hiç tanımayan iki kişi yan yana yatıyordu. Ve üstelik bir tanesi geç gelmişti. Ve geldiğinde burada böyle üstü çıplak yatan bir adam görmüştü. Ve onun mecburen yanına yatmak zorunda kalmıştı. Çünkü yatağı orasıydı. Ben burada rahatım. İyi ki bana burayı verdiler. Güzel. Hem de alt kat. Birazcık dağınık duruyor. Burası da tuvalet, banyo. Uzun bir uçuştan geldim. Şimdi bir duş yapıp kendime geleyim. Günaydın. Bugün benim Almanya'da ilk günüm. Dün jetlag olmuşum. Şöyle 2 saat bir uyuyayım dedim. Saat akşam 5.30-6 gibi. Ondan sonra saat gece 3.30'da uyandım. Alarmım çaldı. Alarmımı susturduğumu hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sabah 3.30'da uyandım işte. Şu anda sabah saat 9. Çıktım dışarıya. Yatakta geçirdim vaktimi çünkü birazcık video editledim. Son videolarımı editledim. Vietnam videolarımı. Şimdi burada bir marketteyim. Bakın, burada Alman ürünlerinin yanında hep gözümüze Türk ürünleri çarpıyor. Ayranlar var. Ve ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Yani şu Asya'nın meşhur yemekleri var ya, pirincin içine somon balığı falan bir şeyler koyuyorlar. Sushi gibi. Onlardan var. Asya'da alışık olduğumuz tatlar. Falafel dürüm var. Ondan aldım zaten kahvaltı için. Falafel dürüm. Mesela bakın, burada 3,5 euroya kayısı satıyorlar. Ama şöyle çıkarsanız 1,99 euroya Türk malı kayısı varmış. O da bu. Ama bizim kayısılar biraz daha küçükmüş. Diğer kayısılar daha canlı. Bak, diğer kayısılara bak. Olsun, biz yine de Türk malı alalım. Türk malı kayısımızı alıyoruz. Abi bakın şimdi, şurada arkada hostelde kahvaltı veriyorlar ve kahvaltının fiyatı 9 euro. Ama ben dedim ki 9 euro dedim çok dedim kahvaltı için. Ben kendim dedim gideceğim marketten bir şeyler alıp geleceğim, 4-5 euroya denk getiririm dedim. Marketten abi bunları aldım. Bunların her biri 2 küsür veya 2 euro. 9 euro yine ben kahvaltıya para ödüyorum. Ama tek tesellim, bunu sadece kahvaltıda değil, bütün gün veya 2-3 günde bitiririm. Türk kayısıymış. Buradan Malatya'ya selamlar olsun. Bu arada diğer aldıklarımı da göstereyim. Bu peynir, zeytin. Uzun zamandır hasretim zeytine, peynire. Falafel dürüm. Portakal suyu. Şimdi hostelden çıktım. Bugün Frankfurt'ta ilk günüm. Hava kararırken dışarıya çıkıyorum. Karnım da acıktı. Zaten bütün gün hostelde video editledim. Sizin için Vietnam serisinin son videolarını da artık editledim, bitiriyorum. Çünkü günü gününe videoları yapmak istiyorum artık. Yani mesela diyelim ki bugün Frankfurt'tayım. Bugünkü video bugün çıksın istiyorum. Bu şekilde gitmek istiyorum. Hani en fazla 3 gün, 5 gün arada bir fark olsun.
Öyle işte arada bir 10 video, 15 video fark olmasın. Frankfurt'ta çok fazla dönerci dükkanı var. Yenileri de açılıyor. The Different Kebab diyor mesela. Coming soon. Yakında Farklı Kebap isimli bir dükkan açılıyormuş buraya. Ben şimdi buradan devam edeceğim. İleride başka bir kebapçıya gidiyorum. Şu anda Frankfurt'un en merkezi yerlerinden birindeyim. Şimdi bir dönerci buldum. Metropol Kebab House diye bir yer. Maalesef orada döner 7.50 idi. Şurada şimdi Ünlü Kebap diye bir yere geldim. Orası da 7.50. 7.50 birazcık fazla. Ben şimdi aşağıya doğru iniyorum. Orada başka dönerci bakacağım. Frankfurt'un en ilginç yönü bence Frankfurt'ta çok fazla Afrikalı var. Ve burada çok Afrika müziği duyuyorum hep yolda yürürken. En fazla gördüğüm insanlar da Türklerden sonra Afrikalılar. Şimdi böyle bir tren garının önüne geldim. Burada çok fazla insan var. Ve şurada da taksiciler birikmişler. Taksiciler hep yabancı bu arada. Almanya'da alt sınıf işlerde hep yabancıların çalıştığı çok belli oluyor. Yanlarından geçerken hep farklı dillerde konuşmalar duyuyorsunuz. Mesela taksicilerde de Farsça konuşulduğunu duydum aralarında. Belki bir iki tanesi İranlıdır, belki de çoğu öyledir, bilemiyorum artık. Frankfurtlu arkadaşlar varsa bizi bilgilendirebilirler. Bakın karşıma ne çıktı. Köşeyi bir döndüm, karşıma bu çıktı. Abi Frankfurt komple göçmen dolu ya. Her yer göçmen dolu. Yürüyorum böyle. Yani Alman'dan çok karşıma Afrikalı ve Orta Doğulu insanlar çıkıyor. Ha bu arada burası da bir dönerciymiş. Ne diyor? Eti tat. Şuranın fiyatlarına da bir bakayım. Bu gittiğim dönercide de döner fiyatı 7 euro. 7,5 değil, 7 euro. Aa bir tane daha yer buldum lan. Döner. Bir de buraya soracağım. Burada da döner 6.50'ymiş. Ama ben 7'lik yere gideceğim çünkü o bana dedi eğer dedi daha ucuza bulamazsam ben sana dedi kocaman bir döner yapacağım dedi. Şimdi bu abinin YouTube'u yokmuş. Ben de YouTube uygulamasını indiriyorum şu anda telefonla ve ondan sonra da kendi kanalıma üye yapacağım abiyi. Abi adın ne senin? Abdülcabbar. Abdülcabbar abiyle beraberiz. Bana bak, yaptığı dönere bakar mısın abi? Torpile bak. Ne istiyorsun? Suvan hepsi olsun mu? Abi hepsi olsun ya. Ben ne zamandır doğru düzgün bir döner yemedim biliyor musun? Böyle Asya'da yedik işte, Vietnam'da, şurada burada. Vietnam'da ama bu dönerle yani hiç yarışamaz abi. Şunun güzelliğine bak ya. O acısı falan. Bunu sen yemeyeceksin herhalde. Bunu herhalde 3 kişi yer. Burada mı yiyeceksin paketler? Burada yiyeceğim abi. Bak Frankfurt'ta iniyorsun ya, Flixbus'tan iniyorsun abi. Tam böyle yürüyorsun, buraya giriyorsun. What's your name? Lokman. Lokman. Where are you from? İstanbul. Pakistan. Pakistanlı da var bak. Lokman. Nice to meet you. Aleykümselam. Abinin dediğine göre burası yeni yapılmış. Daha önce yokmuş bu. Flixbus istasyonu. Bakın bu gördüğümüz yeşil otobüsler hep Flixbus. Bir sürü insan burada bekliyor. Çok fazla insanın haberi yok dedi buradan. Abi bana dedi ki burada bir cadde varmış. Adı Münchenstraße'ymiş. Münchenstraße'ye git dedi. Orada Türkler var dedi. Hep dedi her yer Türk dükkanı dolu dedi. Orayı çekersin dedi. Bakalım gidelim bir Türklerin hali hatırı nasılmış bir soralım. Ha, bu arada böyle kalın kalın giyiniyorum. İşte Almanya ya ne yaparsın. Yani Vietnam'daki gibi değil abi. Tayland'daki gibi değil. Burada böyle kalın giyiniyoruz. Evsiz insanlar yine. 2 dakikada bir önümden Porsche geçiyor. BMW geçiyor. Mercedes geçiyor. Abi adamlar dünyanın en güzel arabalarına biniyorlar. Aa şu arada adama bakın.
şemsiyenin üstünde top sektiriyor. Şurada bir adam var demin bağırıp çağırıyordu böyle bana ve diğer Türklere. Bu arada burada işte dönerciler var. Şurası mesela dönerci dükkanı. Evet, şu anda o meşhur caddeye girdim. Bakın dönerciler. İşte burası Münchenstraße. Türklerin yaşadığı cadde burasıymış. Burada çeşitli farklı milletlerden insanlarla birlikte yaşıyoruz Türkler. Çok fazla Hintli görüyorum, Afrikalı görüyorum. Demin bir Alman geçiyordu işte, bağıra çağıra küfür ediyordu galiba. Warum, warum diyordu böyle. Warum neden demek galiba Almanca. Neden siz buradasınız Türkler falan mı diyordu acaba? Çünkü bana bakıp söylüyordu. Sonra arkamda başka bir adam vardı, eşi türbanlı. Ona da bakıp böyle bağırdı çağırdı. Sonra bir kapıya vurdu eliyle. Merkez. Enteresan bir yer burası. Almanlar burada hep barlarda oturup demleniyorlar. Ve yanlarında hep Türk dönercileri. Önlerinden hep farklı farklı milletlerden insanlar geçiyor. Çok çeşitli etnisitelerin olduğu ilginç bir yer. Bayram kebap, %100 helal. Görüyorsunuz işte, Almanya tam bir göçmenler ülkesi. Şurada bir kuyumcu dükkanı var, Altınbaş kuyumcusu. Arkamda bir berber dükkanı var. Fiyatlar birazcık pahalı. Oo, 100 euroya bile kebap varmış abi. 100 euro. Şu anda bu caddede boydan boya yürüyorum ve hep Türkçe konuşulduğunu duyuyorum. Herkes Türkçe konuşuyor. Görüyorsunuz işte, hep bizim restoranlar, bizim insanlar. Kebap Han. Merkez Cami. Safari Grill House. Bunlar hep Türk dükkanları. Bakın, helal kahvaltı varmış şurada. Teşekkür dükkanı varmış. Burası da camiye gidiyor. Şimdi caminin içine girdim. Burada diyor ki Türkiye depremi yardım kampanyası. 6 Şubat'taki depremle ilgili yardım kampanyaları yapıyor buradaki Almanya'daki kardeşlerimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada da cami cemaatini görüyorsunuz. Cami cemaati sadece Türklerden oluşmuyor. Diğer milletlerden insanlar da var. Burak Raisen Kafe Vatan. Karizma Friseus. Almancam pek iyi değil, artık idare edin. Şurada Türk kitabevi buldum. Bir de şu ilginç. Bir İran restoranı var, adı Babam. Bakın burada ne buldum. Denizbank bile varmış Almanya'da. Denizbank. Şimdi bir parka geldim. Burada büyük binaların arasında kalmış, birazcık yeşilliği olan bir park. Ve tam karşımda bir Euro amblemi var. Bakınız, Almanya'da bir kuyruk buldum. Arkadaşlar, Almanya'da kuyruk olabileceği hiç aklınıza gelmiş miydi? Bu ne kuyruğu? Adamlar bira içiyormuş ya. Ben de ekmek kuyruğu buldum diye seviniyorum. Adamlar bira içiyor lan arkamda. Ekmek kuyruğu buldum sandım ya. Yağ kuyruğu buldum sandım. Almanya çok acayip bir yer. Arkamda bir polis arabası var. Hemen şurada da arkada esrar içen Afrikalılar var. Çok garip bir ülke. Evet. Münih demişim ya. Frankfurt sokaklarında yürüyüşüm devam ediyor. Birazcık tehlikeli gibi gelmeye başladı artık bana Almanya. Bilmiyorum. Yani bazen mesela önümden geçen insanlar böyle hani ne baktın
nereye baktın der gibi böyle bakıyorlar bana. Bilmiyorum. Çok fazla göçmen var abi. Hani göçmenlerin çok karmaşık olması, herkesin burada olması güzel bir şey ama Alman göremedim ya pek. Alman da görmek istiyorum. Ya ben acaba Nijerya'ya gitsem orada Alman daha mı çoktur ya? Yani burada gerçekten gördüğüm insanların %90'ı Afrika kökenli insanlar ve geri kalanın bir kısmı Türk, bir kısmı diğer Orta Doğu ülkelerinden gelmiş. Yani Frankfurt'ta yaşayan Türkler varsa şu anda bu videoyu izleyen bana hak verecektir. Çünkü resmen yani yaşıyorum şu anda, sokaktayım ve gördüğüm insanlar işte sadece yani çoğunluk olarak Afrika kökenli insanlar. Yani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum, yani kötü bir şey demiyorum. Ama yani şaşırtıcı bir şey. Sonuçta burası Almanya, ben burada daha fazla Alman'ın olmasını beklerdim. Şimdi şöyle kısa bir analiz yapayım. Kimse yanlış anlamasın ama galiba bu Münchenstraße denilen, hani bu bizim Türklerin çok yaşadığı yer var ya, orası galiba daha çok böyle belalı tiplerin yoğunlaştığı bir yer. Çünkü mesela başka sokaklara giriyorum, buralarda böyle belalı tiplere fazla rastlamıyorum. Ama oraya gittiğim zaman acayip ya. Herkes böyle suratıma ters ters bakıyor, böyle elinde böyle sigarasını ters çevirmiş, saklamış tipler var. Böyle işte etrafı kesiyorlar falan. Tam yani belli bir şeyler yapıyorsun, anladık da. Ya burası Almanya ya. Yani Amerika'da da insanlar mesela kelebek tüketiyorlar ama böyle tipler görmüyorsun pek fazla. Markete geldim şimdi. Bir çikolata aldım, bir de ayran aldım. Türk usullerine uygun. Özlemişim. Bu da beklediğim sıra. Market sırası. Hostele yaklaştım şimdi. Bugün gördüklerimden sonra şöyle bir özet yapayım. Bugün sadece bir Alman aklımda kaldı. O da göçmenlere bağırıp çağıran, onlara kızan bir Alman vardı. Kafayı yemişti o da artık, böyle sapıtmış. Göçmenlere bağırıp çağırıyordu. Yani dışarıya çıkarken kafamda hiçbir şey yoktu. Öyle sağa sola giderim, bir döner yerim, İlginç bir şey görürsem çekerim falan modundaydım. Ama şu anda kafamda videonun başlığı bile oluştu. Herhalde Almanya'da Alman arıyorum gibisinden bir başlık atacağım yani. Frankfurt'ta yağmurlu bir gün. Yağmurla kapatıyoruz bugünü. Vallahi şu anda saat 9'a geliyor, akşam 9'a geliyor ve hava hala kararmadı. Bu bana çok garip geliyor. Çünkü uzun süredir tropik iklimlerde yaşayan birisi olarak havanın 5.30-6 gibi kararmasına çok alışığım. Tabii ki bu kuzey enlemlerinde, Almanya olsun, Türkiye olsun, hava yazın geç kararıyor, kışın erken kararıyor. Ama tropik iklimlerde böyle bir şey yok. Her zaman fix. Güneş aynı saatte doğar, aynı saatte batar. Bütün yıl aynıdır. Mevsim de yoktur. Yazı yok, kışı yok. Her zaman sıcak. Ama bu Almanya işte böyle. Şimdi odamda kimse yok. Yemeğimi yedim. Artık bugün bir şey yemem. Dönerimi yedim zaten. Videoları editliyorum ve yarın başka maceralara atılacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.